Merhaba arkadaşlar. Bugün Vox tanıtım etkinliği için buradayız. Bir araya geldik. Güzel bir kalabalığımız var. Bir workshop tadında bir şeyler yapalım istedik. Soru cevap şeklinde. Amfilerle ilgili olur, gitarla ilgili olur. Farklı diğer müziğin diğer bölümleriyle, sahneyle ilgili olabilir. Varsa aklınıza takılan bir şeyler. Önce onların bir sorularınızı cevaplayalım. Ondan sonra amfi deneme ve tanıtma işine girebiliriz. Var mı sorusu olan şimdi? Aklında sorusu olan. Yeni gelen arkadaşlarımıza söz verelim. Mikrofon ama değil mi? Mikrofonla soracaklardı. Ne yapalım? Ben aslında yeni başladım ya gitara. Gitara yeni başladın. Evet, evet. Var mı merak ettiğin bir şey? Merak ettiğim... Bu ilk başlarda bu egzersiz süreci falan oluyor ya. Sürekli hani çok sıkı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Onları nasıl aşmıştınız mesela siz? Bence büyük bir hırs gerekiyor. Evet, egzersiz işi zor ama şart bir şey. Birazcık şey yapabilirsiniz. Egzersiz sizi çok sıkıyorsa şarkı çalışarak o şeyi süreci atlatabilirsiniz. Yani birazcık seviyenizin bir basamak üstündeki şarkıları bulup onların özellikle sololarından kaçmayarak. Genelde öyledir. Hep ritim bölümü çalınır. Değil mi? Başında şarkının birinci bölümü çalınır. Ne zaman zora gelir? Şarkının solo bölümüne gelir. Bırakılır o şarkı. Hani onu bırakmayarak bir şekilde bunu yenebilirsiniz ama ben hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım çünkü egzersiz yapmayı seviyorum. Yani böyle az insan vardır herhalde egzersiz yapmayı seven. Ben seviyorum, o yüzden bunu şey yapamıyorum, tam anlayamıyorum yani. Çünkü geliştiğimi hissettiğim için o beni mutlu ediyor. O yüzden bence biraz sevmeye çalışın egzersiz olayını. Çünkü geliştirecek sizi. Var mı başka sorusu olan? Çekinmeyin çocuklar, her şeyle ilgili sorabilirsiniz. Tabii. Vox gibi büyük bir markanın sponsorluğunu almak nasıl bir duygu? Vallahi hepimiz için güzel bir şey bence. Yani sadece benim için değil, bu ülkede gitarla uğraşan herkes için bence güzel bir şey. Çünkü bir kapı açıyor. Bugün ben olurum, yarın sen olursun, Ege olur. Yani gelişen, yetişen bir sürü genç gitaristimiz var. Böyle şeylerin olduğunu görmek, yaşamak bence sizi artı motive etmeli. Çünkü nerelerden geldiğimiz belli yani aşağı yukarı aynı şekillerde bir yol takip ediyoruz. Bir sürü sıkıntı çekiyoruz ama bir yerden sonra demek ki yeterince çalışırsak bir şeyler oluyor. Merhabalar. Hoş geldin. Gel. Gel, var mı yerimiz? Biraz sığabilir mi? Tamam. İyi misin öyle? Tamam. Güzel, yeni arkadaşlarımız da geliyor. Evet, sorusu olan mikrofonla. Var mı sorusu olan? Çekinmeyin çocuklar, sorun. Var mı? Yeni gelenlere top atalım, nefes alalım. Bazen hayatın yoğun dönemlerinde hani gitarı elimize almaya bile zor fırsat buluyoruz. Hani sınav dönemi olsun, öğrenci hayatı. Bu gibi dönemlerde en azından geri gitmemek için, yani sahip olduğumuz şeyleri kaybetmemek için nasıl egzersizler uygulamamız lazım? Yani ne tavsiye ediyorsunuz bu dönemlerde en azından geri gelmemek için? Birçok arkadaşımızın, öğrencimizin ortak problemi bu. Çalışan öğrencilerimiz de var, iş hayatında olan. Onlar için daha da zor, sizden de zor. Okuldan bir şekilde vakit bulursunuz. Ama iş hayatı öyle değil. Çünkü yani bir şey, sorumluluğun artıyor. Yani birilerine hesap vermek zorunda kalıyorsunuz falan. Bu tarz durumlarda sizi en çok motive edecek şeyler bulmanız lazım. Yani çok kısa zamanlar buluyorsunuz gitar çalışmak için. O zamanda gerçekten seni işin içinde tutacak, sana keyif verecek şeyler çalışman daha mantıklı. Yani egzersizden daha çok. Yani bir saatim var, hadi egzersiz yapayım. Çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü bir saatim var, onu egzersizle harcayacağım. Bir de egzersiz sevmiyorsan çok fazla, hepten soğursun bence. O yüzden o bir saati sevdiğin şeyler yapmaya ayırmalısın gitarda. Ne çalmayı seviyorsan onunla uğraşmalısın ki işin içinde kal. Çünkü o kısıtlı zaman belki bir yerde birkaç ay sonra biraz daha açılacaktır. O zaman başlarsın tekrar egzersiz yapmaya. O süre içinde bence keyifli alacak. Bir de motive edecek şeyler, ne bileyim, bir grup içinde olmak mesela çok önemlidir. Değil mi? Bir grupta olursanız en azından bir prova alırsınız. Provaya hazır gitmek zorundasınızdır. O sizi motive eder. Çalışmanız gerekir. Değil mi? Bir repertuar belirliyorsunuz. Bir hedef, bambaşka hedefler. Mesela benim işte albüm hedefim var şu anda. Bu beni motive ediyor. Yani o albümü bitirmem lazım. Yani benden bir şey kalsın istiyorum geriye.
Mesela o benim ciddi çalışmaya itiyor. Öyle bir hedefim olmasa kesinlikle çalışmam. Başka şeyler yaparım. Gezerim, bisiklet sürerim. Ama o gerçekten motive ediyor. Böyle şeyler bulun kendinize. Evet çocuk. Amfilerle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya da gitarlarla ilgili merak ettiğiniz bir şey. Çekinmeyin çocuklar. Sizin için toplandık burada. Sorun. Sen sor. Soru sormak da önemli. Hocam, Vox amfilerinde hangi amfinin hangi özelliğini daha çok seviyorsunuz? Yani ya da hangi amfiyi daha çok beğeniyorsunuz bu? Güzel. Şimdi biz de yeni denemeye başladık bunları. Şöyle bir şey var. Farklı farklı ürünleri var Vox'un. Bir kere yeni başlayanlar için, öğrenciler için modelleri de var. Çok profesyonel modelleri de var. Yani full lambalı ve çok artık 50-60 yıldır kullanılan, çok büyük grupların kullandığı modeller de var. O açıdan çok geniş bir yelpazeye sahip. Ben Night Train kullanıyorum kendi çalışmalarımda daha çok. Ama işte öğrencilerimizle çalışırken VT20, VT40, VT80 modelleri var bu tarz. Çok işlevsel modeller. Zaten tanıttık gitar teknikleriyle beraber. İçinde çok farklı amfi seçenekleri var. Artı bir şeyi daha var. Özelliği bir de lamba koymuşlar. O lamba sayesinde de daha sıcak tonlar veriyor. Başlangıç seviyesi için bence çok güzel amfiler bunlar. Yani benim fark ettiğim kaliteli bir ürün yelpazesi var Vox'un. Yani en mesela bir jack geliyor ve kablosu geliyor. Kablosu özenle sarılmış. Kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Bunu direkt hissediyorsun zaten. Bunu hissettiğin zaman da sana güven veriyor ve işte öğrencine veya işte tanıttığın insanlara çok gönül rahatlığıyla tanıtıyorsun. Çünkü belli kalitesi ve problem çıkartmayacağı da çok belli. Yani şu ana kadar kaliteli malzemeden yapılması ve yelpazenin çok geniş olmasını beğendim ben. Daha da tanıdıkça, çünkü çok fazla modeli var. Hepsini deneme şansım bile olmadı. Yavaş yavaş test ediyoruz. Yeni gelen ürünler var. Onları da tanıtıyoruz, tanıyoruz. Tanıdıkça da size duyuracağız bunları. Var mı soru? Çocuklar. Peki ben size sorayım. Madem sizin sorunuz yok. Hangi amfileri kullanıyorsunuz mesela? Lambalı amfisi olan var mı? Deneyen var mı? Yoksa dağıttığın hibrit mi kullanıyorsun? Sende var bir lambalı amfi. Marshall mı kullanıyorsun? Güzel. Başka? Sen yeni başladın. Sen? Transistörlü var. İşte başlangıç modelleri. Sen zaten VT20 aldın. Nasıl, memnun musun? Ne? Yani sizin de dediğiniz gibi o lambalı çıkışı olması mesela beni böyle, fazla param yoktu. Açıkçası lambalı amfiler biraz pahalı. Evet. Ama mesela bunu denemeye geldiğimde sesini çok beğendim. Fiyatı da uygun değil mi? Lambalı amfilere göre. Evet. Evet, öyle de bir artısı var, onu da söylemek lazım. Çünkü başlangıç serisi olarak düşündüğümüz için hem başlangıç serisi skalasında fiyatı, yani alınabilecek bir fiyatta, hem de lambalı olması çok büyük bir avantaj. Bir de en sevdiğim özelliği çok geniş yelpazesi olması. Evet. Yani. Sen efektlerini sevmiştin değil evet, mi? Evet, efektlerini sevdim. Delay mi kullanıyorsun daha çok? Hepsini kullanıyorum. Chorus. Ben en çok chorus, clean chorus seviyorum. Bir de solo'da delay seviyorum. Benim hoşuma giden o. Güzel. Var mı aklına soru gelen? Şimdi ben birkaç bir şey anlatayım o zaman. Çünkü burada olmayan da bir sürü insan izleyecek, biliyorsunuz bunu. Yani asıl daha çok biliyorsunuz onlar için yapıyoruz. Çünkü İstanbul birazcık doymuş bu işe. Yani çünkü her şey elimizin altında bizim. İstediğim zaman gelip burada her şeyi test edebiliriz. Ama mesela Anadolu bu konuda biraz daha şey kalıyor. Onlara da ulaşmamız, onlara da faydamız olması gerekiyor. Anadolu'daki gençlere. O yüzden asıl daha çok işte çekmemizin sebebi, yayınlamamızın sebebi internet üzerinden de insanlara duyurmak. Onlar için birkaç şey tanıtmak istiyorum. Önce şunları anlatmak istiyorum. Bunları zaten test edeceğiz Emrah'la beraber yakında. Seslerini de duyuracağız ama şu anda bile çok fazla öğrencimiz almaya ve kullanmaya başladı. Özellikle gürültü sorunu varsa, evde çalışmanızda problem oluyorsa bunları şiddetle tavsiye ediyorum. Nedir pekala bunlar? Bunlar gitarınıza şöyle taktığınız amfiler. Gitarınıza takıyorsunuz ve bu sizin amfiniz oluyor. Kulaklığınızı da buradan
girişi yaptığınız zaman kulaklığınızın kalitesi tabii ki çok direkt etkileyecektir. Özellikle ben şey tavsiye ediyorum, büyük kulaklıkları, öyle basları daha iyi alabilmeniz için. Mükemmel bir sesi var. Hiç genelde böyle aletler dijital bir ses verir. Biliyorsunuz prosesörler falan. Hiç öyle bir şey yok. Bildiğiniz, biraz önce zaten denedik biliyorsunuz. Bayağı amfi tadında bir lezzeti var. Bir lambalı amfi tadında bir lezzeti var. Birkaç çeşidi var. Mesela benim en çok tabii ki tarzımdan dolayı beğendiklerimden bir tanesi metal olan. Tabii ki tonunu ve gain'ini ayarlayarak daha crunch tonlar elde edebiliyorsunuz. Artı bir şey daha koymuşlar. FX. İçinde delay, chorus tarzı efektleri de var. Bu da çok önemli. Bir şey daha var. Bitmiyor saymak. Vapurdaki satıcılar gibi. Bitmedi, daha da var. Ondan sonra burada bir AUX girişi var. Biliyorsunuz AUX girişi de cep telefonunuzdan mesela bir backing track açıp direkt kulaklığınızla üzerine çalabilmenizi sağlayan bir giriş. Yani komple bir öğrenci için düşünün, yurtta kalan bir öğrenci için. Bir saatten sonra çalışma şansı yok gitarla. Ama evet, bu mis gibi, cep telefonunu koy, laptopunu koy, onu oraya bağla, kayıt yap. Kayıt da yapabiliyorsunuz direkt. Kulaklık yerine ses kartına çıkış yapıp direkt bunun tonuyla, ki yakında dinleteceğim, ben çok memnun kaldım. Herkesin de memnun kalacağını biliyorum. Şu anda da kullanan öğrencilerimizden de çok iyi tepkiler alıyoruz. Bu çok başarılı arkadaşlar. Bir bunu anlatmak istiyorum size. Zaten yakında seslerini de duyuracağız. İşte klasik rock modeli var. Ondan sonra işte Vox'un en meşhur amfilerinden AC30'un modeli var. Bas gitar için de yapmışlar. Bas modeli de var. Basçılar da kullanabilir. Şimdi bahsetmek istediğim şey, ben duyduğum zaman çok şaşırdım. Ben bunları ilk gördüğümde sadece müzik dinlemek için yapıldığını düşünüyordum. Meğersem bir tane şu kulağına amfi koymuşlar. Bir amfi de burada var. Yani şöyle bir durum. İsterseniz hiç amfi modunu açmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Ve onu da test ettim. Gayet baslı güzel bir sesi var. Burayı açarak da gördüğünüz gibi amfi oluyor bir anda. Mesela şöyle vidalı bir jack yapmışlar. Müzik dinlemek için hakikaten şey satıcısı gibi oldum. Vapur satıcı. Böyle bir jack yapmışlar. Ama güzel, hoşmuş bu da. Bunu taktığınız zaman da gitarınıza giriş yapıp direkt amfi olarak kullanabiliyorsunuz. Üzerinde gain ayarları yine var, mevcut. Artı AUX in yine mevcut. Yani backing track çalışıp üzerine çalabilirsiniz. Bunlar da, biraz önce zaten bunu test ettik arkadaşlarla beraber. Ben çok şaşırdım tonuna. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Ciddi çok güzel, çok keyif alarak. Hani beni idare etsin, çalışayım değil. Bu vazgeçilemeyecek bir şey. Yani öyle bir lezzeti var. Lambalı amfi tadı geliyor. Bunun da birkaç modeli var. Açık bıraktık. Kapatalım. Bunun da birkaç modeli var. Yine Fender'in Twin Reverb'ünü, Twin modeli. Onun klonu var. Bir de yine meşhur Vox'un AC30'un klonu var. Bunlar da daha böyle analog sound isteyenler için gain'i çok yüksek değil. Leading gain'i bayağı bir doyurucu bir gain'i var. Ben çok memnun kaldım. Hatta hemen bir tane sipariş verdim kendime. Onun dışında Vox'un gitarları da var. Bunları da test edebilirsiniz. Mağazaya gelip çeşit çeşit gitarları var. Ürün yelpazesi gerçekten çok geniş arkadaşlar. Var mı şimdi bunların üzerine hala sorusu olan, düşünen? Akord aletleri var. Zaten akord aleti Korg firmasının bir kolu Vox. Korg'un da biliyorsunuz hem klavyeleri var hem de bayağı bir zengin bir akort alet, tuner yelpazesi var. Şey de çıkartmış hemen, Vox içinde çıkartmışlar. Bizi çok beğendik. Gayet kullanışlı bir akord aleti. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bayağı geniş bir ürün yelpazesi var ve segmentinin içinde fiyatları da oldukça uygun. Yani bu tarz bir işte çok geniş yelpazeli amfiler 3-4 firmanın var. Çeşitli amfi modellemeleri olan, ama hiçbirinde lamba yok. Lamba olmasına rağmen fiyatları da aşağı yukarı birbiriyle aynı seviyede. O yüzden kullanılabilir bir seviye. İsterseniz birkaç bir şey daha çalalım beraber Ege ile. Çalmak isteyen varsa başka bir arkadaş da olabilir. Var mı? Güvenin çocuklar kendinize. Tamam, biz çalalım.
Şimdi ben solo çalayım istiyorsan. Tamam, ben de çalıyorum. Yani ne yapalım? Bu sefer de şöyle bir şey yapalım. Mi minör, do majör, sol majör, re majör olsun. Do, sol. Sen de çalabilirsin solo, mi minörden. Mi blues. Ben sana ritim atarım. Biraz açabilirsin sesini. Gain de çünkü. Pekala arkadaşlar, ne yapalım? Var mı aklına soru gelen? Yoksa test etmek ister misiniz amfileri, bir bakmak ister misiniz? Ne yapalım Emre? İstersen bir toparlama al. Hı-hı. Burayı daha derli toplu yapalım. Anlatacağımız bir şey var mı? Kameralar falan açık olunca biraz geriliyorlar. Ondan değil mi? Deneme olayı da öyle yaparız. Gizli sen çekersin. Gizli. Öyle yapacağım zaten tabii canım. Böyle dolanırken değil mi? Var mı? Ben isterdim farklı arkadaşlar. Hatta yani size olmayın, başka iki arkadaş birbiriyle. Olur onu yaparız. Bu şekilde yapsın diye istiyorum ama. Daha güzel olur. Utangaçlık var herhalde yani. Ben de çalacağım durumundaysanız çok nasıl şeyler çalın. İşte aslında bakın böyle şeyler. Sinyal yani sizin için. Niye işte iki gitar bir araya gelip bir şey çalamayalım değil mi? İşte hani zaten bir tek bir akor bile yeter yani. Tek bir nota yeter. Mesela şöyle bir şey yapalım, deneyelim. Sen bana sürekli mi... Sadece mi ver. Mesela bunun gibi. Tek bir nota yeterli aslında. Bir nota üzerine işte gam bilginizle, doğaçlama bilginizle geliştirebilirsiniz bunları. Böyle şeyler de sinyal olsun işte. Bu da motive edici bir şey. İki kişi, üç kişi bir araya gelip müzik yapın. Bir şeyler üretin. O doğaçlamalardan çıkan şeyleri artık kayıt imkanı da var. Herkesin telefonu var. Yani her zaman tek başına yapılacak bir şey değil zaten. Değil. Aynen. Onun çalışı sana ilham verir. Kıskanırsın. Daha çok çalışırsın. Böyle bunlar çok önemli şeyler yani. İnsanı motive edici şeyler. Kıskanmak şey de o kadar tatlıdır ki. Böyle. Aynen. Yani bana da öğretsene dersin, o da sana öğretir. Aynen. Öğretmezse daha da gıcık olursun. aynen. Bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. İşte bu grup kurulumu yani iki gitarla başlayabilir. Genelde hep öyledir. Mahalledeki bir gitarist daha vardır. Onunla beraber bir şeyler çalmaya başlarsınız. Biri bırakır, biri ilerler. Yolunu okuldan olabilir. Aynen. Genelde iki gitar güzel bir başlangıç. Ondan sonra ona bir davul eklenir, bir bas eklenir. Bir de vokal bulundu mu ya da içlerinden birinin sesi güzelse vokale geçti mi? Mis gibi grup kurulur. Üretmek çok önemli. Mesela canlılık görmüyorum böyle. Ya sen ne yapıyorsun? Mesela birbirleriyle hani buraya geldiler ya, birbirleriyle muhabbet etmiyorlar.
Ne, niye öyle acaba? Ama bu İstanbul'un verdiği bir şey olabilir. Çok var bence. Evet, çok çok insan olunca mesela dediğimiz gibi bizim mesela eskiden işte metal dinleyen birini bulmak çok zordu yani. Hani biz Pendik'te oturuyorduk mesela. Aynı mahallede iki tane metal dinler, bırak rock dinlemeyi, metal dinleyen bulmak çok zordu. Birini bulduğun zaman hiç tanışmasan bile gidiyordun yanına. Yani yolda görsen yanına gidiyordun işte. Tabii montunda yazı var. Metallica yazıyor mesela, yazmış. Ha, Allah Allah, biri daha var ya. Çünkü uzaylı gibi geliyor. Sen de insanlar uzaylı gibi geliyorsun. Arkadaşlarım vardı, aynı hikayeleri anlatıyorum. Başladığımız zaman mesela kendi semtimde yok zannediyordum. Hı hı. İşte düşün, şimdi sen bunu hissediyorsun. Biz 20 yıl önce neler hissediyorduk. O yüzden böyle insanları gördüğümüz zaman hemen gidiyorduk. Sen ne dinliyorsun, ne yapıyorsun falan. Birlikte hemen böyle bir şeyler yapmaya çalışmak. Ne çalıyorsa ona işte eşlik etmeye çalışmak. İşte kardeşi vardır mesela. Zorla davulcu yaparsın onu falan. İşte gitarı çok çalamıyorsa falan, hadi sen basa geç diye öyle. Onu oraya sepetlersin falan. Ondan sonra sever ama o bas gitar çalmayı. O da basçı olur falan. Böyle şeyler vardı. Şimdi onu nasıl yaratırız, nasıl yaparız bilmiyorum ama bunu siz yapacaksınız. Genç olan sizsiniz. Biz elimizden geleni yapıyoruz işte. Böyle tanıtımlar yapıyoruz, ürün tanıtıyoruz işte. Her şeyimiz var. Her türlü imkanımız var aslında artık. Değil mi? Öyle imkanlar sunuyoruz. Sahne yani şansları sunuyoruz. Biraz bana bahane geliyor yani. Hani böyle tabii gençlerin yapacağı bir şey. Yani dünyadan bir tık yavaş da olsa istek lazım şey demek ki. İstek lazım. O istek olmalı. Elindeki imkanlarla bir şey yapmak gerekiyor ya. Önce onu yapmak gerekiyor. Sonra imkanlar geliyor zaten. Ben hep şeyi zorluyorum. Yani üretin. Yani üretmeleri lazım. Yani her anlamda üretmemiz lazım. Ürün olarak da, eser olarak da. Üretmezsek bir yere varamayız yani. Ürün yok ortada. Yani çok tek tük. Çok tek tük. Onlar da desteklenmiyor çok ilginç bir şekilde. O kadar insan var. Şey mesela, rekabet çok geliştirir. İşte öyle bir rekabet de yok sanki. Biri bir şey üretiyor, kimse dinlemediği için bir rekabet de oluşmuyor. Yani ya bu bunu yapmış, ben de şunu yapayım. Dur onunkinden esinleyeyim, bundan feyz alayım. Şuna rakip olayım. Hı-hı. Vay anasını, sen öyle mi yaptın? Al ben sana bunu yaparım. Yani tatlı bir rekabet. Evet. Bu arada hani böyle bitirici bir yarış gibi değil de. Aynen. O biraz lazım. İmrenme gibi. Evet, imrenmek gibi. O tatlı rekabet acayip bir gelişim sağlıyor. Çünkü yani bu hani dünyanın her yerinde var. Zaten firmalar birbiriyle rekabet eder. Aynen, müzik dünyası. Şeyde de öyle. Amerika, Rusya da öyle. Evet, müzisyen üretmişler yani. Sırf Ay'a gitmek için ne yani, belki Rusya olmasa Amerika'ya gitmeyecekti bu kadar çabuk belki de. Çünkü hadi ben gittim önce, sen gittin şimdi önce derken. Neler olmuş bu. Aynen, birazcık o enerji lazım çocuklar. Çünkü dediğim gibi bak, Anadolu'da bir sürü insan var. Bu sizin şeyinizi uzaktan yakından bir şeyi yok. Yakalayamıyorlar yani. Kasabada yaşıyor mesela ama rock müzik dinliyor. İşte bir sürü mesaj alıyoruz. Böyle bir ortamda olabilmek için neler yapmazlar ama yok, imkanları yok. İşte onlar için zaten videoları hazırlıyoruz. Görsünler diye. Sizin enerjiniz onları da tetikleyecektir. Yani siz ne kadar enerjiniz düşükse onların da düşecektir. Çünkü diyecek ki ya, İstanbul'da yaşayan adam bu kadar enerjisizse, hiçbir şey yapmak istemiyorsa ben nasıl yapayım? Çünkü onların hiç şansı yok yani sizin gibi. Yani stüdyo yok mesela bulunduğu ortamda. Girip hani çalacak, davul çalabilecek yer yok ya da gitar alabileceği yer yok yani. Tel alabileceği yer yok. İnternetten sipariş veriyor ya, başka şehre gidiyor mesela böyle şeyleri yapmak için. Ya mesela şöyle bir şey var. Mikrofonla konuşayım birazcık. Anlatmak istediğim bir örnek var. Hı-hı. Hani arkadaşlar şey olabilir mesela, şimdi siz burada bir talep yaratırsanız, ya daha doğrusu bir arz yaratırsanız, size talep de olur otomatik olarak. Yani bu işte siz ne kadar çok müzikle ilgilenmeye başlarsınız, ne kadar yaratıcı olursanız, bu hani sönmüş küllerinden tekrar yeniden doğar. Hani diyoruz ya işte, müzik piyasası bitiyor. Hı hı. Yani bunun bitmesinin sebebi biziz. Tabii. Yani üretmezseniz, uğraşmazsanız, evet yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir hobiden azıcık mesleğe doğru belki yönelmeyi seçersiniz, siz geliştirirsiniz, daha iyi gider. Şimdi öyle olunca Anadolu'daki adam da senin dediğin örneğe geliyor. Yani İstanbul'da zaten yok, ben burada tek başıma ne yapayım? Bu imkanlarla bir şey yapmıyorlarsa hiçbir şey yapamaz yani. Hiçbir şey yapamaz. Biz ne yapalım diyor. Aynen yani öyle. Burada bir şey olmazsa, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde, Anadolu'daki küçük illerde hiçbir şey olmaz yani. Biz elimizden geldiği kadar kıvılcım yaratmaya çalışıyoruz. İşte konserlerde. Konserlerde biliyorsunuz işte sahne şansı veriyoruz gençlere. Birçoğunuz çaldınız zaten değil mi? O motive ediyor herhalde. Evet. Değil mi? En azından konsere çıkacağım diye bayağı bir çalışıyorsun. Konserde o ortamı, o havayı solumak bir başka bir şey. Sahnede olmak başka bir şey. O konuyla ilgili azıcık detay verir misin? Yani insanlar nasıl seni
etmeli. İlk defa izleyenler olabilir. Hı-hı. Bu sahneye çıkma olayları vesaire. İl dışından katılım nasıl oluyor mu, olmuyor mu? Gelebiliyorlar mı? Onun için nasıl bir... Tabii. Yani herkese sahnemiz açık. Şöyle bir şey yapıyorum. Benim bir repertuarım var. Belli. Önceden duyurduğumuz... notalarını paylaştığımız, backing tracklerini, her şeyini, işte vokal yapmak istiyorsa vokalsiz altyapısı var. İşte gitar çalmak istiyorsa gitarsız, bas çalmak istiyorsa davulsuz bile altyapılarını koyuyorum YouTube'a. Yani her şey var. Notalar da var. İsteyen sadece şunu yapıyor. Ben listeyi açıklıyorum. Konser tarihini açıklıyorum. Video çekiyor. Gitar çalmak istiyorsa mesela. Bir backing track üzerine çalıyor. Bana gönderiyor video. YouTube'a koyuyor. Linkini bana gönderiyor. Ben bakıyorum. Tamam, çalabiliyorsa hemen onun ismini yazıyorum. Gitar dolmuş oluyor. Bu konserde önceden daha çok gitardı biliyorsun. Bu konserde özel bir şey yaptık 29 Kasım konserinde. Bütün orkestrayı, yani ben orkestrasız çıkıyorum. Ben varım bir tek. Gitar bir benim. İkinci gitar, vokal, bas, davul, hatta klavye gençlerden oluşuyor. İsteyen zaten biliyorsunuz videoyu gönderiyor. Yani çalabilecek seviyede olan. Şarkılar da zorluk derecesine göre zaten sıralı. Gönderiyor, bakıyoruz ve ismini yazıyor. Yani şey şartı aramıyoruz. Benim öğrencimmiş veya tanıdığım biri. Öyle bir şart yok. İnternetten bizi takip eden herkes olabilir. Önce videoyu gönderen şarkıyı kapar. Böyledir. Şu ana kadar gitarlar bitti neredeyse. Vokaller de bayağı büyük bir oranda bitti. Şimdi bu konserler daha çok biraz elektro gitar ağırlıklı geçiyor. Yani biraz temposu yüksek geçiyor. Akustik bir proje. Rock konserler. Evet. Şu an hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Yani o şeye gelmek lazım. Bu şunu oturtturmak lazım yani. İşte albümü o yüzden mesela istiyorum. Ya yani biraz daha büyük kitlelere ulaşmak lazım. Yani bizi önce olarak görüyorlar. Önce olarak gördükleri için bizim önceden işte bu işleri tamamlamaya başladı. Sponsorluksa işte alın sponsorluk işleri olmaya başladı. Birkaç firmamız var işte biliyorsun, işte Vox var, Dean Markley var. Şimdi yeni bir firmayla daha görüşüyoruz. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. Çalışırsak, gençlere ulaşırsak oluyor. Konserleri de o şekilde yapmamız lazım. Yani daha büyük konserler yapabilmemiz lazım. Daha çok insana ulaşabilmemiz, medyada da daha çok duyulmamız lazım ki daha çok heveslensinler bu işe. Yani olabildiğini rock müzikle gerçekten, yani şeye kaçmadan, arabeske kaçmadan, popa kaçmadan, yani sert soundla müziğin de bir yerlere gelebildiğini duyurabilirsek insanlara daha büyük bir heves uyandırabiliriz. Bunu düşünün. Rica ederim. Var mı sorusu olan? Bitirelim. Amfi denemek isteyen amfi denesin. Hem hava alalım hem de, aha, sonra denemeye devam edelim. Çünkü bir sürü amfi var burada. Hani aynen. Merakı olan istediği amfi denesin. Tabii. Al mikrofonu. Birazcık tutarsan sevinirim. Ben Emrullah. Yaklaşık 2-3 sene önce gitara başladım. Tesadüfen klasik gitara. Şöyle bir şey hissediyorum. Yani mesela bir kursa sadece bir seneliğine gittim. O da klasik gitar kursuydu. Aha. Şimdilerde mesela egzersiz falan yapmaya çalıştığımda haliyle yapmaya çalıştığım şeyle enstrümanım farklı olduğu için bir şeylerin olmadığını fark ediyorum. Peneyle mi egzersiz yapıyorsun? Ya genelde tırnağımı kullanıyorum ama. Yani mesela ritim atmıyorum çok fazla. Hoşuma gitmiyor. Klasik gitarla doğaçlama diyeyim. Birazcık da kulağımı geliştirmeye çalıştım son birkaç aydır. Birazcık şeyini gördüm ama yine de mesela enstrümanın yapmaya çalıştığım tarza uygun değil. Hı hı. Yani ne yapmak istiyorsun? Rock müzik mi yapmak istiyorsun? Evet. Ha, elektroya geçeceksin yani. Ya çünkü şeyi merak ediyorum. Mesela fazla hani elektro gitarla uğraşmadım ya. Yani onun ne bileyim şeyi, klavyesi daha kalındır. Daha telleri daha... Yok, klasiğe göre çok daha rahattır. İşte daha rahat olacak mı diyorum. Tabii burada da denersin şimdi. Bakarsın, hı-hı, elektro gitarla bir kendini test edersin. Zaten şu gain, distortion sesi duymak bir rock gitaristi için veya adayı için inanılmaz bir şey yani. Şiir gibi bir şey tabii. Öyle birkaç efekt duymak bizim için önemli. Yani klasik gitar sevenlere bir şey diyemeyiz tabii ama o da bambaşka bir enstrüman. Biz başka bir dünyanın insanıyız yani. O bizim için bambaşka. Biz yani elle çalarsın, onu da geliştirirsin, ayrı bir şey. Ama bizim için asıl olan her zaman penadır. Penayla çalmaktır. Bununla çalışmak lazım. Çünkü bir sürü şey var, teknik var ve bir sürü... Özellikle rock gitar çalıyorsan, özellikle biraz da sert çalıyorsan bu pena teknikleri gerçekten çok önemli.
onlara alışman lazım. O yüzden klasik gitar çalanlara tavsiyem pena ile çalışsınlar. Hani elektro gitar alamıyorsa mesela, bir sürü alamayacaksa, mutlaka elin yanında, elle çalmanın yanında pena egzersizi yapsın. Özellikle işte metodum var biliyorsun benim. O metottaki işte Ankara, Karaman, Sakarya egzersizlerini sürekli yapıyoruz biz. Çünkü onlar penayı düzelten egzersizler. Bunları yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi amfi deneme faslına geçeceğiz. Elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Daha da bir sürü şey var. Vakit buldukça pedalları da var Vox'un. Vakit buldukça onları da tanıtırız ileride. Bu tarz etkinlikleri yapacağız sıkça. Siz de katılımınızla bizi mutlu edeceksiniz. Hadi bakalım, şimdi amfilerimizi deneyelim.